Demek poşet ekmek reklamı. Bu kampanyayla ekmek alma alışkanlığını değiştirmeyi umuyoruz. Evet, sadece reklamda oynamayacak, aynı zamanda da insanların daha sağlıklı beslenmesine de katkıda bulunacaksınız. Ay bilmem becerebilir miyim acaba? Biraz tedirginim de. Yani gördüğünüz gibi Eda Hanım, filmde zorlanacağınız bir şey yok. Evet Eda. Yani hanım. Hem zaten hiç merak etmeyin, yönetmen taşı bile oynatır. Taş derken Ergen şey demek istedi herhalde, yönetmen yardımcı olur. Buradaki kadın zaten sizsiniz. Yani siz kendiniz olsanız yeter. Gerçi o kadar spotun, ışığın, insanın içinde alışık olmadığınız bir ortamda kendiniz gibi olmak zordur ama... Eda Hanım haklı belki de. Yok yok. Yapar benim arkadaşım. Değil mi Eda? Hı. Evet. Yani yaparım herhalde. Hepiniz bana bu kadar güvendiğinize göre. Çok güzel. Evet. Evet. O zaman parayı konuşalım Oğuz Bey. Oya. Siz menajerim oluyorsunuz Eda Hanım'ın. Evet. Onun haklarını ben savunuyorum. Nedir bütçeniz? Peki. Bir yıllık kampanya için... Ne oldu, beğenmediniz mi? Yani bir senelik kampanya için bilemiyorum. Hiç tanımamış bir yüz için bu para fazla bile. Efendim? Tamam Serpil, bir dakika. Siz ne düşünmüştünüz? Buyurun. Oya uçmuşsun. Efendim? Sunuz, suyosun yani. Böyle bir para bu piyasada yok. O yüzden şöyle yapalım. Ya Oya tamam artık. Anlaştık yani. Evet, anlaştık. O zaman el sıkışalım. Hayırlı olsun. Evet, hayırlı olsun. Hayırlı olsun Eda Hanım. Artık birlikte çalışıyoruz. Ben gidip müşteriye haber versem iyi olacak. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ben de gidip... Çocuklara haber versem çok iyi olacak. Yani bir an önce çalışmaya başlasınlar, değil mi? Ha, ben de gideyim. Anneme haber vereyim. Çok sevinecek reklamda oynayacağını duyunca. Hadi gel. Buyurun. Eda Hanım, siz bu oyunculuk işini kıvırırsınız. Yani sizde o enerji var. Ben bunca yıldır bu işin içindeyim. Biraz anlarım yani. İnşallah. Bu kadar insanı mahcup etmesem. Yok, etmezsiniz. Eda Hanım, ne yapacaksınız? Eşyalar falan yani. Ferit benden haber bekliyor. Anlaşmayı yaptığımıza göre burada kalacağız demek ki. Gidip getirecek eşyaları. Eda Hanım, köşke dönecek misiniz? Yani hayır hissenizi hala bana satmak niyetindeyseniz işlemleri devam ettirebilirim. Satış. Evet. Evet. Yani beni mali açıdan zorlayacaktı o ödeme ama şimdi bu kampanyayı aldık. Pek bir sorun olacağını sanmıyorum. Anladım Oğuz Bey.
Kapıyı da açamayacağıma göre artık. kızlarınızla beraber köşkte yalnız yaşamanıza daha fazla engel olmak istemem. Ben Ferit'i arayayım, eşyaları geri getirsin. Danum. Köşk benim ve kızlarım için yeterince büyük şimdi. Bu kampanya arifesinde enerjinizi ev aramaya falan boş şeylere harcamayın. Size ait olan eve geri dönmeniz bence en mantıklısı. Bunu işverenim olarak mı söylüyorsunuz? Yoksa üst kat komşum olarak mı? Bunu her sabah uyandığında evin içinde sizi görmekten mutlu olan Oğuz Bey olarak söylüyorum. Oysa dün çok sıkılmış olduğunuzu düşündüm ben. Benden yani. Çay bahçesinden çıkarkenki haliniz her şeyi anlatıyordu. Yok aslında Eda Hanım, sıkılmak değil de ya yorulmak. Yorulmak. Yoruldunuz evet. Tek başına yaşayan iki çocuklu bir kadının yaşamına istemeden ortak oldunuz. Yok. Yorulmakta ve sıkılmakta haklısınız. Oğuz Bey, daha fazla zorlamayalım. Bırakın beni, gideyim ben. Siz de daha az yorulun. Eda Hanım. Bakın, sadece ben değil, kızlarım da sizinle aynı evde yaşamaktan mutlu. Kızlarınız. Evet. Peki. O zaman ben de çocuklarıma bir sorayım. Kalmak isterlerse size haber veririm. Hoşça kalın. Kızlarım da sizinle aynı evde yaşamaktan mutlu. Salak, salak. Salak. Ha. Ha. Oğuzcuğum, ben çıkıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Serpil. Efendim? Bir şey unutmadın mı? Ne? Biz kampanyayı aldık ama birbirimizi kutlamadık. Hayırlı olsun Oğuz. Hepimize. Bak Serpil. Bak, böyle kırgınlıkla işe başlanmaz. Sonra işin beti bereketi kaçar. Ben kırgın değilim ki. Ya yapma ya Serpil. Oyun oynamayalım birbirimize. Bak, böyle yaparsak kendi işimizi baltalarız, söyleyeyim. Olur mu öyle şey hiç hayatım? Ben profesyonelim, parama bakarım. Sen takma kafana böyle şeyleri. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.